Merhabalar, ben bugün size Hasan Reşit Tankut hakkında bilgiler vereceğim. Hasan Reşit Tankut, 1891 yılında Maraş'ın Erbistan ilçesinde dünyaya gelmiş, 18 Şubat 1980 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Edebiyatçı kişiliğinin yanı sıra tarihçi ve politikacı olarak tanınmıştır. Eğitimiyle ilgili ilk bilgimiz, 1913 yılında bürokrat ve siyaset konusunda bir merkez haline gelmiş olan Mülkiye Mektebi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Sivas Maiyet Memurluğu'na atanmıştır. Daha sonra başlayan 1. Dünya Harbi'ne yedek subay olarak katılmıştır. Çanakkale, Galiçya ve Sina'da göstermiş olduğu yararlılıklar nedeniyle madalyalar almıştır. 1. Dünya Harbi sonrasında Niksar, Artova ve Erbaa ilçelerinde kaymakamlık yapan Tankut, Kuvayi Milliye saflarına katılarak Kurtuluş Savaşı'nda görev alır. Milli mücadele sırasındaki hizmetlerinden dolayı da İstiklal madalyası ile ödüllendirilir. 1926 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü yardımcılığı, 1928 yılında mülkiye müfettişi olarak görev yapan Tankut, aynı dönemde Türk Ocakları Genel Müfettişi olarak da çalışmıştır. Tankut, askeri ve idari odaklı bu görevlerden sonra 1931 yılında Muş milletvekilliğine seçilir ve meclise girer. 5. dönemden 8. döneme kadar Maraş, 9. dönemde Hatay ve 11. dönemde Mardin milletvekilliği yapmıştır. Aynı zamanda Hasan Reşit Tankut'un Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşunda da görev aldığına dair belgeler bulunmaktadır. Tankut'un buraya kadar anlattığım siyasi ve bürokratik kişiliğinin yanında edebiyat ve dil çalışmalarında öncü isimlerden olmasına neden olan aydın ve ilmi kişiliğinden de bahsetmek istiyorum. Her sosyal ve kültürel hareketin ardında bir dil hareketi vardır görüşünde olan Hasan Reşit Tankut, dönemin birçok aydını gibi Güneş Dil Teorisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu teorinin tarih içerisinde oynadığı role dönüp baktığımızda Atatürk devrimlerini anlamak açısından önem arz etmektedir. Ümmetten millete geçme aşamasında olan ve Batı karşısında kendisini aşağılanmış hisseden Türk milletine özgüven aşılamak teorinin amaçları arasında görülmüştür. Teori, Atatürk devrimlerinin yıktığı düzenle ve Avrupa merkezci tarih teorileriyle hesaplaşma çabası olarak değerlendirilmektedir. Atatürk, Türk tarih tezini desteklemek için Güneş Dil hipotezinin geliştirilmesini istiyordu. Çünkü kendisine güvenen ve saygı duyan bir millet bilincinin uyanmasını istiyordu. Avrupalıların, tarihçilerin Türkleri aşağılamasına yanıt olarak Türk dili taş ve maden devrinde kültür kelimelerini göç yoluyla yeryüzündeki dillere yayan kadim, büyük bir kültür dilidir mesajı verecekti. Fakat hastalandığı son günlerde dil işimizde henüz bir istikrara varamadık diyen Atatürk, tanınmak gayretinde bulunan bazı kimselerin bu teoriyi çığırından çıkartmaları üzerine milletler arası Bükreş Dil Kongresi'nde savunan Profesör Doktor Hasan Reşit Tankut'un da isteğiyle Güneş Dil Teorisi üzerinde durmaktan artık vazgeçmiştir. Türk Dil Kurumu kurucuları arasında yer alan Tankut, 1935-1950 yılları arasında kurumda ikinci başkan, etimolojik ve lingüistik filolojik holları başkanı ve genel sekreter olarak çalışmıştır. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Bulgarca'yı iyi derecede bilen Tankut, bu özelliğinden dolayı yurt dışındaki birçok toplantı ve kongreye temsilci olarak katılmıştır. Tankut, Türkçe sözlüğün yazımında da aktif görev almıştır. Atatürk, terimlerin Türkçeleştirilmesi işinin epeyce yol alması ve 1937 ve 1938 ders yılına yeni terimlerle yazılmış kitaplarla girilebilmesi üzerine çağdaş bir sözlüğün hazırlanma zamanının geldiğini düşünerek dilimizdeki yabancı sözcüklerden hangilerinin kalacağını, hangilerine karşılık bulmaya çalışacağını bir ilkeye bağlamak için eldeki sözcükleri incelemeye başlamıştır. Türkçe sözlük bugün hiçbir tesir veya özentiye düşmemek şartıyla yazılan yazılar ve söylenen sözlerde geçen yabancı kelimelerle birlikte dilimizde kullanılmakta olan veya kullanılacağı umulan Türkçe kelimeler için başvurulacak olan bir kaynak olmak şeklinde belirtilmiştir. Sözlüğe alınacak olan kelimeler çeşitli kaynaklardan derlenmiş, derlenen ve taranan kelimeler, genel dil kelimeleri ve terimleri olmak üzere ikiye ayrılmış, terimler uzmanlarca incelenmiş, genel dil kelimeleri ise yazarlar, dil ve edebiyat öğretmenlerinden oluşan kurullarca ele alınmıştır. Bu amaç ve yöntem doğrultusunda sözlük çalışmaları 1939 yılında başlamıştır. Hasan Reşit Tankut sözlüğün genel bir planını hazırlamış, Ali Canip yöntemde sözlüğü hazırlama görevini üstlenmiştir. Fakat Ali Canip yöntemin rahatsızlanması üzerine sözlük hazırlama çalışmalarını Mehmet Ali Akay devralmıştır. Türkçe sözlüğün 15.000 civarında kelimeyi içeren birinci baskısı 1945 yılında yayımlanmıştır. Hasan Reşit Tankut 1920'lerin sonlarından 1960'lara dek etnopolitika üzerine birçok araştırma raporu ve diğer etnik grupların yeni Türk devletine nasıl entegre edileceğine dair öneriler yazar. Doğu Anadolu'yu çok iyi bilen Tankut, gizli raporlarında bu bölgede yer alan mezhep ve ırk farklılıklarını ayrıntılı olarak açıklar. Tankut tümünü Kürt terimi altında toplamakla birlikte bütün yazılarında Sünniler ve Aleviler, Kürtler ve Zazalar arasında belirgin bir ayrım yapar. Hem Şafii hem Alevi Zazalara dair bir çalışmasında bunların dinlerinin İrani arka planını vurgular. Alevilerin inancındaki Zerdüştçü etkileri açıkça benimsemesine rağmen onların köken olarak Türk olduklarını düşünmüştür. Maraş Milletvekili olarak görev yapan Profesör Doktor Hasan Reşit Tankut sunduğu raporda Alevilerin Cumhuriyet rejiminin yanında olduklarını belirtmektedir. Tankut'un incelemiş olduğu bir diğer grup ise Nusayrilerdir. Günümüz Nusayriliğinin sac ayağını teşkil eden Türkiye Nusayriliği konusunda ilk çalışma Baha Said tarafından yapılmıştır. Nusayrilerin yaşadığı bölgelere gidilerek bir ölçüde saha araştırmaları esaslarına dayanarak yapılan bu çalışma 1927 yılında neşredilmiş, ayrıca Adana Türk Ocağı'nda konferans olarak sunulmuştur. İkinci çalışma Hatay'ın Türkiye'ye iltihakı akabinde Hasan Reşit Tankut tarafından 1938'de gerçekleştirilmiş olup eserde Nusayrilerin etnik kökenleri üzerinde durulmuştur. Hasan Reşit Tankut'un Türk dili üzerine söylevleri, demeçleri ve yazıları Hasan Reşit Tankut'un başlıca eserleridir. Bugün sizinle Hasan Reşit Tankut hakkında konuştuk. Kendisine saygı ve minnetle anıyorum.